Açmıyor. Duymuyor galiba. Acaba daha mı kötüledi abla? Bilmem ki. Hadi ver artık şu telefonu Banu. Gece getiririm, bir daha ararsın. Hadi kapat şunu. Dur abla ya, bir de Ozan arayayım. Belki Pelin'in yanındadır. Of. Sen akıllanmayacaksın mı ha? Telefon yok demedim mi sana? Hala oğlanla konuşuyordun değil mi? Baba hayır. Arkadaşıyla konuşuyordu hastanedeki. Hani Pelin demiştim ya. Sen açtın bu kapıyı değil mi? Telefonu da ayağına getirdin. Evet baba, ben açtım. Olmaz böyle, yanlış yapıyorsun. Demek yanlış yapıyorum öyle mi? Baba, onun bir suçu yok. Olmaz böyle diyorum sana baba. Sakin sakin konuşalım. Kız kötü bir şey yapmamış ki. Hah, bozacının şahidi şıracı. Hepinizin dili uzadı. Birbirinizden mi güç alıyoruz? Hayır baba, gerçekleri söylüyorum. Adam gibi konuşalım işte. Ben nasıl adam olacağını senden mi öğreneceğim ha? Saygısız! Evet Deniz, seni dinliyoruz. Nedir bu kadar önemli olan mesele? Pelin'le ilgili hocam. Aslında hem Pelin'le hem de Banu'yla ilgili. Mutlaka bilmeniz gereken bir şey var. Evet, seni dinliyoruz Deniz. Nedir söyleyeceğin önemli mesele? Baba, izin verirseniz önce ben konuşmak istiyorum Deniz'le. Nedir mesele, anlamadım ki. Lütfen, yalnız konuşmak istiyorum. İkbal, biz çıkalım o zaman. Belli ki kızların aralarında konuşacakları bir şey var. Konuşsunlar bakalım ne konuşacaklarsa. Babam bana vurdu. Abla, tamam. Geçti ablacığım, geçti, tamam. Babam bana vurdu. Babam vurdu. Geçti ablacığım, geçti, tamam. Sen ne söyleyecektin bizimkilere? Pelin, sen büyük bir iftiraya uğradın. Sen baygınken Banu her şeyi itiraf etti. Kleptoman olduğun yalanını o söylemiş annenlere. Ben her şeyi açıklayacaktım. Her şeyi açıklayacaktın ve hayatımı mahvedecektin. Sen kleptoman falan değilsin. Banu iftira atmış diyorum Pelin. Biliyorum. Ne? Biliyor musun? Evet. O zaman neden Bahri Hoca'ya söylemedin? Şimdi seni herkes hasta sanıyor. Öyle gerekiyordu. Yapmadığın bir şey yüzünden bu noktaya geldin Pelin. Banu yüzünden kendini öldürüyordun. O bir çılgınlık anıydı Deniz. Hata yaptım. Ama şimdi iyiyim. Sen hala sağlıklı düşünemiyorsun Pelin. Neden Banu'yu koruyorsun bilmiyorum ama ben her şeyi söyleyeceğim Bahri Hoca'ya. Deniz dur. Ha? Ne olur kimseye bir şey söyleme. Ama... Deniz, biz bu konuyu Banu'yla bir daha açılmamak üzere kapattık. Ama sen hasta değilsin. Ve bu yüzden psikolojik tedavi görmemen gerekiyor Pelin. Bunlara değer mi? Banu benim her şeyim. Onu kaybetmeyi asla göze alamam. Şimdi bana söz ver. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Thank you.
Ne oldu? Bir şey olmadı. Yahu nasıl bir şey olmadı? Konuşmadın mı? Allah Allah, sana ne ya? Oğlum bir şey de atar yapma ya. Benim derdim seninle değil. Mert lütfen. Eve gidelim, her şeyi anlatacağım. Nasıl eve gidince ya? Ya söz anlatayım eve gidince, hadi. Hey hey hey, durun bakayım. Mahşerin üç atlısı. Ben de bu işin içindeyim, hatırlatayım da. Ya sen her yerden çıkmasan olmaz sanki. Melih, Pelin'i biraz seviyorsan bu işe karışma. Neyi seviyorsam? Nasıl yani? Kime diyorum? Lan Özgür Kent! Ya sıkıldım ben bu iğrenç yemeklerden. Hacer teyzenin yemeklerini özledim. Ya Hacer'in yemeklerine laf ederdin. Al işte. Pelinci, siz Deniz'le ne konuştunuz? Ya bir şey konuşmadık anneciğim. Benim durumuma filan üzülmüş. Banu Manu bir şeyler diyordu ama. Banu'yla arkadaşlığımızın bozulmasından korkmuş da. Allah Allah. Ya bu gençlerin içine de akıl sır ermiyor yani. Ben de daha başka bir şey oldu sandım. Önemli filan deyince. Al canım. Melih arıyor. Ya bu saatte hasta aranır mı? Ne var? Alo Melih. Yokum, ne bu resmiyet? Hani aşkımlar, sevgilimler? Ya evet. Anladım. Bahri Hoca yanında galiba. Hı hı, öyle. Tamam tamam. Çok tutmayacağım zaten. Ben nasıl olduğunu diye merak etmiştim. İyiyim, sağ ol. Banu meselesini de... O konuyu sonra konuşuruz, tamam mı Melih? Ben şimdi kapatıyorum. Çok yorgunum. Hadi öptüm seni. Ne bu öpme öpme? Ay şş, duyacak. Ver canım. Banu'nun iftira attığını duyunca Pelin ne dedi? Anlatacağım. Ama konuştuklarımız aramızda kalacak, tamam mı? Söz. Pelin biliyormuş. Bir dakika, bir dakika. Pelin neyi biliyormuş? Pelin ben ona söylemeden de gerçeği biliyormuş. Ne? Nasıl yani? Banu'nun ona kleptoman dediğinden zaten haberdarmış. Yok artık ya. Hiç şaşırmadım doğrusu. Bunlar böyle işte. Esas babam gerçekleri öğrenince ne diyecek çok merak ediyorum doğrusu. Özgür, ben Pelin'e söz verdim kimseye söylemeyeceğim diye. Siz de kimseye söylemeyeceksiniz, tamam mı? Bu öylesine bir şey değil Deniz. Bu konuyu annemlere söylemeliyiz. Onlar da gitsin Banu'nun ailesiyle konuşsun. Sonra da ne olacaksa olsun. Özgür, Pelin'e söz verdim. Deniz, Özgür haklı. Bu mesele fazlasıyla ciddi. Bu ne ya? Birbirlerinin pisliklerini kapatmak için yapmadıkları şey yok. Annemler mahvoldu onların yüzünden. Bilmek onların da hakkı değil mi? Evet ama işin ucunda Pelin ve Banu'nun arkadaşlığı var. Biz buna karışmayalım lütfen. Olur mu? Sen ne yapıyorsun burada? Pelin'i görmeye geldim. Ya ben sana ne dedim? Benim kızımın etrafında dolaşmayacaksın demedim mi? Sen beni dinlemiyor musun, anlamıyor musun be? Hocam çiçek aldım, geçmiş olsun diyeceğim. Demeyeceksin. Fena yaparım ha. Ne yaparsınız hocam? Bir düşünelim. Ha, en fazla sınıfta bırakırsınız değil mi? Lan terbiyesiz. Bahri. Sen arabayı getirmeyecek miydin? Getireceğim. Senin sonunda görüşeceğiz. İkbal teyze, ben Pelin'e çiçek almıştım ama Bahri Hoca niyeyse vermemi istemedi. Eksik olma Melih'ciğim. Teşekkür ederim Melih. Çok incesin. Rica ederim. Geçmiş olsun. Anne, Melih de bizle eve gelse ya. Hem bana moral olur. Aslında hiç gelmeyeyim Pelin'ciğim. Yani ne de olsa Bahri Hoca'yı tekrar kızdırabiliriz değil mi? Sen iyileş, bol bol görüşürüz zaten. Ne kadar düşüncelisin ya. Müsaadenizle İkbal teyzeciğim. İyi günler.
Abla. İyi misin? Abla. Özür dilerim. Hepsi benim yüzümden. Abla inan babam beni dövdüğü zaman canım bu kadar acımamıştı. Abla çok üzülüyorum. Ne olur bir şey söyle. Biz bunu hak etmedik. Hadi gel Sunam. Kahvaltı hazırlayalım. Derlerdi de inanmazdım. Bir gecede ak düşürdün saçıma. Özgürcüğüm evet yaz söyle biraz kabart. Hatuşka ablam niye burada yatacak? Canı öyle istedi de ondan. Ben de burada yatacağım. Efe'cim dur yatağı bozuyorsun. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin abla. Sana bir şey olacak diye o kadar korktuk ki. Tamam geçti artık hepsi. Pelin. Geçmiş olsun. Sağ ol Deniz. Hoş geldin. Güzel kızım. Çok korkuttun bizi. Sağ ol Hacer teyze. Bırakın da kız biraz dinlensin. Evet. Hadi gel bakalım. Ha baba. Ne zaman istersen doktordan randevu alabilirsin. Bunları sonra konuşuruz. Önce biraz dinlen. Hadi. Deniz'cim dün bir şey sordun hani dersle ilgili. Kahvaltıdan önce bakalım istersen. Ders? Ders. Tamam. Deniz'cim görüşürüz. Görüşürüz. Deniz, söz vermiş olabilirsin ama gerçeği öğrenmek annemin babamın en doğal hakkı. Akşam konuştuk ya Özgür, kimsenin bunu kaldıracak hali yok. Ya söz konusu Pelin'in hayatı. Banu ona daha büyük zararlar verebilir. Pelin her şeyin farkında zaten. Ama arkadaşını koruyor, onu anlasana. Bu nasıl arkadaşlık Deniz? Özgür biz bunu anlayamıyoruz ama demek ki onlar öyle mutlu. Özgür, lütfen işleri daha fazla zorlaştırmayalım. Mert arıyor. Alo Mert. Merhaba canım, geldi mi Pelin? Evet geldi. Aşağıda dinleniyor. Güzel. Sen ne yapıyorsun tatlıcada? İyiyim ama yardımına ihtiyacım var. Ne olur Özgür'e bir şey söyle. Anne ben çıkıyorum. Sunan. Yapma böyle kızım. Kahrından öldürecek misin adamı? Anlamadım. Dayak yiyen biziz anne. Ama baba dediğin döver değil mi? Banu'ya onun hırsı. Yoksa sana kıyar mı hiç? Yok yok. İyi oldu o tokat. Aklımı başıma getirdi. Hani et tırnaktan ayrılmazdı? Hani çocuklarınızı hatalarıyla sevaplarıyla severdiniz siz? Ulan kimseye işkence yapmaya hakkı yok anne tamam mı? Yavrum. Çok üzüldü adam zaten. Hiç beklemiyordum diyorum sana. İyi. Güzel. Demek bu evde hayal kırıklığına uğrayan bir tek ben değilim. Oho!
Beyzadem sen hala uyuyor musun ya? Şşt! Beyim! Kalk hadi kalk. Bu ne böyle güzellik uykusuna mı yattın? Koş kalk hop! Sen mi geldin? Ben geldim oğlum tabii. Kim gelecek? Bak sıcacık poğaça aldım sana. Sabah da hastaneye gittim. Pelin'i görmeye. Bahriciğim her zamanki gibi triplerdeydi tabii. Ama Pelin iyi. Atlattı çok şükür kızcağız. Hadi ama Ozan. Hadi abicim. Amma taktın kafana ya. Hadi toparlan biraz artık. Bak kıyafetleriyle de yatmış. Ne yapayım be abi? Pedere bozuğum. Dün yine başım netini yedi. Banu'yla İtalya yapacaktık. Araba masrafları, uçak bileti falan derken biraz fazla yüklendim kredi kartına. Takılma babana sen. Arada olur öyle şeyler. Ne oldu İtalya işi? Bir de o var tabii. Banu. Ona en çok ihtiyacım olduğu zaman yanımda değil. İtalya'da yalan oldu galiba. Banu yurt dışına gidecekmiş. Yurt dışına mı? Ne bileyim abi, fazla bir şey söylemedi. Gidiyorum dedi, gitti. Ozan, Banu için değmez bu kadar büyük planlar yapmaya. Fazla değer veriyorsun hatuna, söyleyeyim. Kanka öyle deme. Banu benim için herhangi bir kız değil. Oğlum sen bilirsin. Hayat senin hayatın. Ama ben sana söyleyeyim. Banu'ya bu kadar takılma. Bir kere basit bir kız oğlum o. Bugün sana yarın başkasına, göründüğü gibi değil o. Beni doğru konuş. Allah Allah oğlum, ne oluyor sana ya? Haksız mıyım? Laflarına dikkat et. Etmezsem ne olur? Fena olur abicim. Fena. Özgürcan, sen de haklısın. Ama yani Deniz'in dediği gibi işler zaten karışık. Evet de ya daha da kötüleşirse her şey? Bak sen Bahri amcayla konuşacağına git doğru düzgün Pelin'le konuş. Hem durum nedir ne değildir git ondan öğren. Olmaz mı? Sanırım en mantıklısı bu. Ha şöyle ya. Tamam şimdi. Müsaadenle sevgilimle konuşabilir miyim? Seni istiyor. Mert. Sevgilim. Çok özledim seni. Ne zaman buluşuyoruz? Birazdan çıkacağım, okulda görüşürüz. Ya biraz sonra, ortalama kaç saat acaba? Çünkü seni beklerken zaman geçmek bilmiyor da. Mert! Hala kapatmadın mı sen? Bana ayırdığın zamandan çalıyorsun ha. Hadi görüşürüz. Ozan, bak öyle fena olur filan deme. Korkutuyorsun oğlum beni. Melih, Banu hakkında konuşurken dikkatli ol. Bir daha uyarmayacağım. Ayıp ediyorsun Ozan. Banu için bana kafa tutma, yanlış olur. Sen de haddini bil o zaman. Seviyorum diyorum Banu'yu. Özel bir insan benim için. Özel biri. Banu ha? Melih, duracağın yeri bil. Bak bozuşacağız. Banu için mi bu triplerin? Bu kızda ne var bu kadar? Ben anlamıyorum ki. Ama bize söyleyemediğim bazı şeyler var herhalde Ozan. Hani anlarsın ya. Bazılarının tadına doyum olmaz. Bilirim. Melih, sus. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa ne ha? Yoksa ne? Oğlum bana bak. Pelin'e hırsız diyen, kleptoman diye iftira atan Banu'ydu, tamam mı? Ne diyorsun sen ya? Ulan helal olsun bizim Banu'ya be. Helal olsun. Senin gözünü kör etmiş aptal herif. Bak kuzenin oğlum, kuzenin. Pelin az daha Banu yüzünden ölecekti. Banu yüzünden. Ona kleptoman diyen Banu'ydu. Pelin, rahatsın değil mi canım? Rahatım Macar Hanım, sağ ol. Bak yataktan çıkıp kendini yormak yok, tamam mı? Hacer, sana emanet. Merak etme. Abla bak sana yaptım. Ay çok güzel olmuş bu. Teşekkür ederim. Ben hazırım hocam. İkbal gelsin, çıkacağız. Geldim geldim. Oğlum senin dersin yok mu? Ha baba, bir iki saat daha vaktim var benim. Siz gidin. Ben Pelin'le baş başa kalmak istiyorum. Bir şey olursa ararsın, tamam mı? Tamam anneciğim. Evet biz çıkıyoruz. Bize müsaade.
Hoşça kalın. Pelincim, bir şey istersen seslen bana. Efeciğim, hadi gel sana da meyve soyayım.